bir sorumluluk olarak ne gibi farklar var? Şimdi şahit olarak gözlemciliğiniz var. Yani gidiyorsunuz, yanlış bir durumda not alabiliyorsunuz. İleride daha sonra çok ciddi bir durum olduğu zaman da itiraz dilekçe yazıp hazırlayıp YSK daha sonra da gönderilecek. Diğer şekil o anda müdahale etme şansları olacak. Yani aradaki en büyük fark bu. Ama müdahale ederken de çok bir fark o anda ne derecede olur onu yani fazla bir fark yok aslında. Sandıkların güvenliği açısından seçim bölgelerinden alıp saklanması, oradan Türkiye'ye kadar götürülmesi sürecinde onunla İYİ Parti'den buradaki arkadaşlarımızın sorumlulukları nasıl olacak? Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Hepsi olacak. Yani şu bu bütün konuyla ilgili zaten dediğim gibi ilk başta aslında sizden beklentimiz mutlaka gönüllüleri bulun, müşahitlik yapabileceği insanları bulun. Tarihler belli. Ben size onunla ilgili bir şablon göndereceğim. Listeyi doldurma anlamında. Onları doldurmamız lazım. İnsanları bulmamız gerekiyor. Ondan sonra bu detayların eğitimleri zaten verilecek. Yani sahip çıkmak için, bütün oylara sahip çıkmak için elimizden geldikçe çalışmalar devam ediyor ve devam edecek. Efendim? Hoş geldiniz. Sandık başında müşahitlik yapılacak. Sandık başında müşahit olarak oturulup orada gözlemcilik yapacak. Yani izleyeceksiniz, not alacaksınız, itirazları da hazırlayacaksınız. Aynen. Sandık başında sadece şahit olarak girebilecek. Sandıkta görevli olamıyor çünkü siyasi partiler kanununa göre seçimle meclise girmiş partiler sandıklara resmi görevli atayabiliyor. Ama seçimle biz girmediğimiz için Yüksek Seçim Kurulu bizi müşahit olarak alıyor. Anlatabildim mi? Yani sandık kurulu görevlisi değil ama müşahit olarak gidiyoruz. Bunun sebebi de biz arzu ettiğimiz için değil. Yasa böyle olmuş. Aynen. Aynen. Teşekkürler. Efendim? Şart. TC'ye vatandaş olması şart. Mavi kartla maalesef olmuyor. Sadece TC'ye olması gerekiyor. Efendim? Şimdi müşahit belgeleri devlet YSK'dan mı bir evrak gelecek? Yani biz İYİ Parti olarak başvurumuzu yapacağız ve İYİ Parti merkezinde size bunları göndereceğiz. Siz bizimle iletişimdesiniz. Anladım. YSK İYİ Parti'ye gönderecek, İYİ Parti Avrupa Teşkilatı'na. Aynen. Evet. Hülyan, müşahitleri bağlı bulunduğumuz başkonsoloslarda tasdik edecek mi? Evet. Kim? Pardon.